661. Konu. Hazreti Ebu Bekir ile Halid bin Said arasında geçen olay. Babam Hazreti Ebu Bekir'e biat edildikten sonra Yemen'den Medine'ye geldi. Ali ve Osman'a, ey Abdümenaf ailesi, sizden başkasının halifeliğine razı mı oldunuz, diye sordu. Hazreti Ömer bu sözü Hazreti Ebu Bekir'e götürdü. Fakat Ebu Bekir bundan dolayı babama kızmadı. Ama Ömer unutmadı. Babam 3 ay Medine'de, Ebu Bekir'e biat etmeksizin, kaldı. Sonra Ebu Bekir, bir öğle namazına giderken babamın yanından geçti. Babam evdeydi. Babama selam verdi. Babam Ebu Bekir'e, sana biat etmemi istiyor musun, dedi. Ebu Bekir de, Müslümanların girmiş olduğu suhe senin de girmeni istiyorum, dedi. Ebu Bekir minber üzerindeyken, babam gidip ona biat etti. Ebu Bekir'in, babam hak minber üzerindeyken, babam gidip ona biat etti. Ebu Bekir'in, babam hakkındaki görüşü güzeldi. Ona değer veriyordu. Ebu Bekir orduları Şam'a gönderirken, ona kumandanlık verdi ve evine sancak getirdi. Fakat Ömer, Ebu Bekir'e, sen Halit'i kumandan yaptın. Halbuki o senin hakkında şu şu sözleri söylemişti, dedi ve Hazreti Ebu Bekir'e bu hususta çok ısrar etti. Sonunda Ebu Bekir, Ebu Erva Ed Devsi'yi babama göndererek, Hazreti Peygamber'in halifesi, sancağımızı geri versin, diyor, dedi. Babam da sancağı çıkarıp verdi ve ''Sizin beni kumandan seçmeniz beni sevindirmedi ki, azletmeniz de beni üssün. Zaten bunu yapan kendisi de değil, bir başkasıdır.'' dedi. Baktım ki, bir gün Hazreti Ebu Bekir babamın yanına geldi ve mazeret beyan etti. Ömer hakkında da kötü bir söz söylememesi için yemin ettirdi. Allah'a yemin ederim ki, babam ölünceye kadar Ömer'e rahmet okudu.